Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamsa diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Qirg'iziston xalqi Xitoyga qarshi qo'zg'aldi. 17 yanvar Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoyga qarshi keng ko'lamlik namoyish boshlandi. 7 yanvar kuni 200 da qirg'iz yoshlari ko'chaga chiqib, 200 mingdek Xitoy ko'chmanlaridan Qirg'izistonda ko'payib ketishiga qarshi namoyish qilgan va Xitoyning Qirg'izistondan chiqib ketishini talab qilib, 17 yanvargacha Qirg'iziston hukumatı o'zlarining talabiga javob qaytarishini, agar javob bermasa ko'chalarga chiqib namoyish qildiganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Qirg'iziston hukumatı 10 kun ichida xalqning talabiga qanoatlanarlik javob bera olmagan. Shunglashqa bugun 17 yanvardan boshlab minglarcha xalq yig'ilish qilib, Xitoyga qarshi namoyish qilishga boshlandi. Namoyishni tashkillovchi Haman Baba Qulub Qirg'iziston hukumatiga tovandikidek talabni o'tirg'i qo'ydi. Birinchi Qirg'izistonning qonun o'lchim bo'yicha chet elliklarni Qirg'iziston nuposiga elish haqida Milliy Majlis tomonidan qonun chiqarsin. Ikkinchi Xitoy Qirg'izistonni besib olishga boshlandi. Buni cheklashning bir yo'li xalq va hukumatdan birlashgan vakil tashkillab, vakillar Xitoy qurgan va iqtidorchilik qilayotgan zavodlarda qonunsiz turgan Xitoylarni bir-birlab tekshirib, Qirg'izistonda qonunsiz turayotgan Xitoylarni Qirg'izistondan qo'g'lab chiqarishga ruxsat qilsin. 3-chi hukumat Xitoydan olgan qarzlarining soni, olgan qarzni nimaga ishlatganligi haqida xalqqa tushuntirish bersin. Namuvofiq yerlarga ishlatgan bo'lsa, Xitoydan olgan qarzni o'zi to'lishi Agar uni qila olmasa, Qirg'izistonni qarzga patirib qo'ygan har qanday kishi jazoga tortilsin. Egilnicha mazkur Xitoyga qarshi namoyish Qirg'iz xalqining talabi o'rindalganda undan to'xtatildi ekan. Amerika hukumatı qirg'inchilikning oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump 14 yanvar kuni Eli Wiesel qirg'inchilikning oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ygandan keyin Bu lahiya qonunga aylandi. 16 yanvar kuni Yerusalim pochtasi gazetiga besilgan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, qirg'inchilik va boshqa zo'ravonlikning oldini olish Amerikaning davlat bexatarligidagi yadroliq mazmun deyilgan. Shundaqla bu holni yadroliq axloq mas'uliyati deb atagan. Mazkur yangi qonunda Amerika hukumatining qirg'inchilikka, jumladan fuqarolarni keng ko'lamda o'ldirishga sabab bo'lguchi omillarni cheklash Bu xil qirg'inchilikka duch kelganlarning chegaradan o'tish ishlarini astoydil o'ylashish mas'uliyati borligi bekitilgan. Shuningdek, qirg'inchilikka uchirgan xalqqa yordam beradigan fuqaroviy tashkilotlarga mablag' ajratish, xalqaro tashkilotlarni bu vaqtda tadbir olishga yetaklash, Amerika Davlat Majlisida qirg'inchilikka uchirgan xalqlar to'g'risida qarorlik guvohlik berish yig'ini ochish belgilangan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Tashqi ishlar ministeri har 3 yilda bir qatim bu vaqtda baholash dokumenti yozadigan. Mazkur qonunning nomi 2-chi dunyo urushi mazgildagi yahudiylar qirg'inchiligida omon qolgan donliq yozuvchi Eli Wieseldan kelgan bo'lib, u 14 yanvardan boshlab kuchga ega ekan. Buningdan bir necha kun ilgari, ya'ni 12 yanvar kuni Turkiya hukumatini yoqlab kelayotgan Yangi Shafaq gazetida mazkur gazetning bosh muharriri Ibrohim Qaragul imzosida Uyg'urlar hozir zo'r ko'lamli qirg'inchilikka duch kelayotadi degan mazmunda zo'r hajmlik maqola e'lon qilingan edi. Amerika Huawei şirketini tekshirishga boshladi. 17 yanvar The Wall Street Journal bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Xitoyning Huawei şirketini savdo sohasidagi maxfiyatlikni o'g'irlashga chetilganligi uchun tekshirishga boshlagan. Akvaldan xabardor kishilarning oshkorlashicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Xitoyning Huawei Pantechnik cheklik şirketini jinoiy ishlar bo'yicha tekshirishga boshlagan. Tekshirishdagi asosliq sabab Amerikaning savdo sohasidagi maxfiyatlik bilan Aqli iqtidorliq yonfullarni sinoq qilish texniki maxfiyatlikni o'g'irlash vaqasiga chetilganligi uchun ekan. Egilnicha tekshirish oxirgi bosqichga borgan bo'lib, pat yaqinda Huawei ustidan ayib nomi chiqarildi ekan. Amerikada Xitoy yumshoq detallarining setilishini cheklash qonun taklifi sunildi. Turkiya ovoz radiosi xabarda bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunyang Poytaxt Beijingda o'tkazgan kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Amerika palata a'zolarining Xitoyning eng cho'ng texnik shirkati Huawei qatorliq Amerika qonuniga xiloflik qilgan Xitoy texnik shirkatlarining Amerikada moliya yumtali va berikmi detal setishni cheklash qonun taklifi sunishga tayyorlik qilayotganligiga norozilik bildirdi.
Amerika'da Cumhuriyetçi ve Demokratçilerden bir grubu palata azaları tünügün 16. yanvar Huawei ve ZTE Katarlık Amerika kanununa hılaplı kılgan Xitay şirketlerinin birikme detallarını setişini çekleşini öz içi alan bir kanun teklifi sunugan idi. Amerika Prezidenti Donald Trump kanun teklifini makullagan ehval asıda mezkur şirketlerinin Amerika markalık detal ve elektronluk birikme üskünlerini seti verişini mu men'i kılalaydı. Doktor Burhan Seti İslam Bankası hakkında leksiya sözüldü. 16 yanvar Doktor Burhan Seti İslam Bankası ve İslam Zayomi hakkında leksiya sözüldü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi okutucusu Doktor Burhan Seti Bosniya Xalqara Bankası'nın hizmetçilerine İslam Bankası ve İslam Zayomi hakkında leksiya sözüldü. Doktor leksiyası da İslam Bankası'nın alahideliği İslam Bankası'nı umumlaştırışının kadem baskuşları, İslam Bankası bilen hazırkı gayri İslam bankalarının perkini tepsili çüşendiriş bilen birge, İslami kaide prinsiplarına uygun kilidigan Zayom meselesini etraplık şerhiyle perdi. 3 qetim uyğurçu sözlesen lagirga evetimiz. Vatandan egelliğe malumatlarımızga asaslanğanda, Xitay tecavüzkeleri uyğur okuğuçularına 3 qetim uyğurçu sözlese lagirga evet bir idiganlıqa haqqıda tehdit salgan. Xitay Şarkı Türkistan'daki mektəblərdə uyğurçu sözləşini men'i qılğan. Hatta başlangıç mektəblərdə uyğur okuğuçularına uyğurçu gəp qılğan qetim sani 3 qetimge yetse, Atılmış terbiyeleş merkezi lagırga evati belirdiğallıqı haqqıda tehdit salgan. Hem de uyğurçı xatpar kitaplarının hemmesini yığıp algan. Şarkı Türkistan'daki herkaisi ali mekteplerdeki çoğun faaliyetlerde milli sanat numurları emelden kaldırılgan. Edebiyat dersi Pütüllay Xtaykidin tercüme kılınan derslik bulup, edebiyat dersinin ötülü saati heptede pekat 3 saatki çürülgenliki malum. Xitay-Amerika savdo söhbətinin nəticəsi çıxmadı. 17 yanvar Amerika Avazı xəbərdə bildirilmişcə, Xitay savdo işləri nazirliyi bayanatçısı Guofeng bayanat elan qılıb, Mərkəzi Maliyyə və İqtisadi Rəhbərlik Qrupusu işxanasının başlığı Liu Xanın 30-cu və 31-ci yanvarda Amerikaya verib savdo məsələlərini müzakirə qilishqa başlanğanlığını, ziyarətinin Amerikanın təklifinə binaən elib verildiğanlığını Her iki tarafının müzakirler arkalık Xitay Şi bilen Amerika Prezidenti Donald Trump'nın birdek fikirlerini ortaklaşış rolünü oynaydıqanlıqını bildirgen. Xabarda yana Xitay bilen Amerika'nın yukarı derecelik heyetleri 7 yanvardan 9 yanvar geçe Beijing'de Suudi meselesini müzakir kılganlıqı. İlgiri müzakir müddetinin 2 gün belgelenigen buluşuğa karamay 3 günü uzarğan müzakirlerde hiç kandak netice çıkmağanlıqı. Mezkur müzakirlerinin Xitay-Amerika savdo müzakirlerdeki öz ara endişelerini hal kılışta asas yaratıp belgelliği tekitliniş bilen birge, her iki taraf heyetlerinin öz ara savdo ve ortak endişe meselelerinin kurulması üstüde kan dairelik, çunkur ve tepsili fikir almıştırılığı bildirilgen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.